Herkese merhaba. İnfo Yatırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bu hafta piyasalardaki son gelişmeleri ve önümüzdeki hafta beklentilerimizi aktarmaya çalışacağım. İlk önce bu hafta Borsa İstanbul BIST 100 endeksi tarafında risk iştahı yüksekti. Bundan başlamak istiyorum. Global piyasalardan fazlasıyla pozitif ayrışan bir Borsa İstanbul tarafı vardı. Özellikle global piyasalardaki resesyon endişelerinin daha da ağırlaşması, diğer taraftan Avrupa'daki enerji kriziyle alakalı gelen haber akışları ile birlikte risk iştahının düştüğü bir ortamdaydık. Ancak Borsa İstanbul BIST 100 endeksi tarafı 3925'li seviyelere kadar yukarı çıkarak bu bölgeleri test etti. Bilanço döneminin etkisiyle birlikte yukarı yönlü katalizör olarak Borsa İstanbul tarafındaki bilançoların etkisi BIST 100 endeksi tarafının 3900 seviyelerin üstünde tutunmasını sağladı diyebiliriz aslında. Bilanço beklentileriyle alakalı, sektör beklentileriyle alakalı özellikle bu dönemde enflasyon temasını ön plana çıkarttık. Enflasyon temasının ön plana çıkmasıyla birlikte gıda perakende, ulaştırma, enerji ve diğer taraftan bankacılık sektörü tarafında biraz daha hisse bazlı hareketlerin ön plana çıkmasını ve bu sektörlerdeki finansalların iyi gelmesini bekliyoruz diyebilirim. Bunlarla alakalı gerek sektör beklentilerini gerekse de hisse bazlı beklentileri yatırımcılarımızla paylaştık. Mail adreslerinizden bunları görebilirsiniz. Diğer taraftan Borsa İstanbul tarafında bilanço döneminin başlaması ve özellikle önümüzdeki hafta endeksteki ağırlığı yüksek şirketlerin finansallarının gelecek olması ve bilançoların ikinci çeyreğin devamı niteliğinde beklememiz sebebiyle Borsa İstanbul tarafındaki yukarı yönlü katalizör olarak bilanço dönemini belirledik diyebilirim. Çünkü 2022 yılı birinci çeyrek ve ikinci çeyrek finansalları dönemine baktığımız zaman Borsa İstanbul tarafı o dönemde de global piyasalardan fazlasıyla pozitif ayrışmıştı. Çünkü bilanço dönemi gerçekten herhalde tarihin en iyi, tüm zamanların en iyi seviyelerinden, en iyi dönemlerinden biri olarak geçmişti. O dönem konuştuğumuz konular aslında Borsa İstanbul tarafının hem hacim rekorları kırdı, hem kapanış rekorları kırdı, hem de gün içi en yüksek seviye rekorları kırdıydı. Bu haftanın en önemli veri akışı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan faiz kararı oldu. Beklentilerin biraz daha üstünde indirilen bir faiz vardı, 150 bas puanlık ve politika faizi 12'li seviyelerden 10,5 seviyelerine geldi. Verinin açıklanmasıyla birlikte bankacılık tarafında özellikle fonlama maliyetlerinde bir geri çekilme algısıyla birlikte bankacılık sektörü payları ön plana çıkmıştı. Ancak daha sonrasında genele yayılan global taraftaki risk iştahının düşmesiyle birlikte genele yayılan bir kar realizasyonu Borsa İstanbul tarafında olmuştu. Ama yayının başında da belirttiğim gibi Borsa İstanbul tarafı bu haftayı global piyasalardan fazlasıyla pozitif ayrışarak tamamladı. 3700 seviyesinin üstünde kalındıkça Borsa İstanbul tarafındaki pozitif görüşümüzü koruyoruz. Hem bilanço döneminin etkisi hem diğer taraftan enflasyonun olmasıyla birlikte risksiz getirilerin enflasyon karşısında yetersiz kalması. Diğer taraftan yerli yatırımcı ilgisinin bu risksiz getirilerin enflasyon karşısında yetersiz kalmasıyla birlikte alternatif getiri arayışını biraz da Borsa İstanbul tarafına geçiş sürecinin hızlanması sonrasında bilanço döneminde etkisiyle 3700 seviyelerin üstünde kalındıkça biraz daha pozitif görüşümüzü koruyoruz diyebilirim. Bu seviyelerin üstünde olmamız durumunda ilk hedefi 4000'li seviyeleri olarak belirledik. Aşağı yönde de biraz önce belirttiğim gibi 3700 seviyesi ana destek seviyesi olarak ön plana çıkıyor. Şimdi önümüzdeki hafta neler bekliyoruz? Biraz daha buna gelelim. Önümüzdeki hafta Amerika tarafından 3. çeyrek büyüme verisi açıklanacak ve diğer taraftan ECB tarafından faiz kararı açıklanacak. Euro'nun bu denli değer kaybettiği bir noktada ki enerji fiyatlarındaki yükselişle birlikte Euro'nun değer kaybettiği bir noktada doğalgaz fiyatlarındaki artış neticesinde ECB tarafından 75 bas puanlık bir faiz artışı bekliyoruz ve bu faiz artışının olması durumunda ise biraz daha Euro'nun değer kazanması beklenebilir ama bir sonraki hafta yani 1-2 Kasım'da gerçekleşecek Fed'in faiz kararından da bir 75 bas puanlık faiz artırım ihtimali artık anketlerde %98, %99'lu seviyelere kadar yükseldi. Yıl sonuna kadar da 150 bas puanlık faiz artırım ihtimali yaklaşık %80'lere dayandı. O yüzden Fed'in de faiz artırma öngörüsünde bulunursak bir sonraki hafta ECB tarafından gelecek faiz artırım ihtimali her ne kadar Euro tarafına değer kazandırma beklentimiz olsa da Fed'in yapacağı faiz artırımlarıyla birlikte dolar endeksi tarafındaki yukarı yönlü seyrinde devamını bekliyoruz. Bu yüzden Euro dolar paritesindeki baskının kısmi de olsa devamını bekliyoruz diyebilirim. Çünkü her iki merkez bankasının da 75 bas puanlık bir faiz artırım beklentisi var ve yapılan açıklamalara bakacak olursak sıkı para politikasının devamı niteliğinde açıklamalar yapılıyor. O yüzden bu faiz artırımlarının olması gerek global tarafta biraz daha risk iştahını düşürebilir. Diğer taraftan da ülkelerin para birimlerine kısmi de olsa bir değer kazandırabilir. Euro ve dolar özelinde diyebilirim. Önümüzdeki hafta ayrıca Amerika tarafından büyüme verisi açıklanacak. Teknik resesyonda olan Amerika Birleşik Devletleri açısından bu veri önemli. Çünkü istihdam tarafındaki iyileşme nedeniyle politikacılar tarafından bu resesyon kabul edilmiyor. Beklentiler Amerika Birleşik Devletleri büyüme verisinin yaklaşık %2 Amerika ekonomisinin büyüyeceği yönünde. Bu durumun gelmesi durumunda tabii politikacılar tarafında da biraz daha yaptıkları açıklamaların sağlaması olabilir. Çünkü hem faiz artırımı gerçekleşiyor, hem istihdam piyasalarındaki yukarı yönlü seyir devam ediyor. Hem de diğer taraftan büyüme verisi de %0.6 küçülmeden yaklaşık %2'ye çıkmış olacak. O yüzden bu da biraz daha piyasaları rahatlatabilir diye düşünüyoruz. Benim sizlere bu haftalık aktaracaklarım bu kadar. Herkese sağlıklı günler, iyi seanslar diliyorum.